Siyasette ne yaşanıyor? Siyasette Zafer Partisi koşullarını bildirdi. Kapitülasyonlar gibi gerçekten. <laughs> hani Osmanlı'da kapitülasyonlar vardı ya Osmanlı'nın elini ayağını bağlamıştı. Ee, Avrupa devletlerine karşı. Şimdi Zafer Partisi de diyor ki daha koşullarını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi diyor benimle koşul anlaşma yapacak olursa, protokol yapacak olursa diyor, işbirliği yapacak olursak öncelikle diyor bir protokol hazırlayacağız ve bu protokolün altına imza atacağız. Güzel. Ama protokol maddeleri bakın şimdi nasıl <laughs> resmen CHP'ye esir alıyor yani tamam mı? Şimdi Ümit Bey yani, yani güldüğüme bakmayın yani e, tabii ki ilkeli bir duruş. Buna asla lafım yok. İlkeli duruş. Duruşunuzu belli ediyorsunuz ama bir partiyi de bu şekilde e, yani yanınıza çekmeniz mümkün değil gibi geliyor. Protokol olacak. Evet tamam. Şehzait vatan haini denecek. Ondan sonra biliyorsunuz Şehzait'e ne e, vatanı teröristlerim ne e, demem öyle bir açıklaması vardı. Şehzade benim için terörist. veya Vatan haini. Teröristlerimin vatan haini. Yani neden? Çünkü cumhuriyeti yıkmak istiyor. Atatürk'ün kurmuş olduğu layık düzene son vermek istiyor. Şeriat ayaklanması yapıyor. Şeriatı getirmek istiyor. Benim yani padişattan bir farkı yok. Vahdetinden bir farkı yok benim için Şehzade'nin. Ki Koçkir'i de aynı. Sivas'ta çıkan Koç de benzer bir e, ayaklanma. Çünkü biliyorsunuz e, 23'te kurulduktan sonra Cumhuriyet neler yaşadı? Layık düzeni yıkmak istediler, Cumhuriyet'i yıkmak istediler, siyaset eliyle bunu yapmak istediler, ne bileyim ayaklanmalarla bunu yapmak istediler, istediler de istediler. Şimdi geldik. E, daha sonra HDP ile HDP için, HDP, HDP de yok artık da işte DEM için terörle ilintili denilecek. DEM partisi için böyle denilecek. Sadece Zafer Partisi ile ittifak yapacaklar. Milli üniter layık yapı e, korunacak. E, tamam evet CHP evet milli üniter layık yapı. Onda bir sıkıntı olmaz. Protokolde de bir sıkıntı olmaz. Şeyh Said için de vatan haini denir. Neden demesin? Ben vatan haini diyorum Şeyh Said'e. Hani e, ortada. Belki der belki demez bilemiyorum. E, ama bu maddeleri diyor getirirse diyor CHP protokolde yazarsak altına imza atarsak ben desteklerim. Yani bunu diyen aşağı yukarı yüzde ikilerde oy oranına sahip bir parti yani yüzde ikilerde oy oranına sahip bir parti diyor ki sen bunu yaparsan senle e, e, şey yaparım protokol yapalım. Ya kendinizi dev aynasında mı görüyorsunuz siz Ümit Bey? Gerçekten çok ciddiyim. Zafer Partisi olarak kendi çapınızda evet bir ağırlığınız vardır. Yani yapmak istiyorsanız gidin iyi Parti ile yapın o zaman. Aynı kafadasınız 3 aşağı 5 yukarı. Aynı görüştesiniz ama Ümit Bey'e de cevap vermemişler. Samimi bir şekilde onu da söylüyor. Diyor ki Ümit Bey ee, yani iyi Parti'ye de biz çağrımız olmuştu. Ne çağrımıza ne de randevu talebimize karşılık verilmedi. Ya siz Meral Hanım'ı yerin dibine sokmuşsunuz. Bundan 6-7 ay önce bir sene önce. Şimdi de e, işte e, şey çağrımız var, randevumuz var. Konuşabiliriz diyorsunuz. Yani <laughs> bu nasıl olacak? Olmaz ki. Ee, yani daldan dala konmaya çalışan veya kendine bir ortak bulmaya çalışan Zafer Partisi. Bakın Ümit Bey'in partisi Zafer Partisi yetkileri. Bence siz kendiniz girin seçime. Yani ortak bulamıyorsunuz şu anda. Kimse de sizinle ortak olmak istemiyor veya işbirliği yapmak da istemiyor. Kimisi oy oranınıza göre istemiyor. Kimisi görüşünüze göre istemiyor. Yani e, ben mesela Zafer Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi işbirliği yapsa ben vermem. Yani neden vereyim ki bunların ortak adayına? Çünkü görüşleri bana uygun değil. CHP'nin içerisinde bana uymayanlar var. Veya Zafer Partisi'nin içerisinde de bana uymayanlar var. Vermem yani. Niçin vereceğim? Ha, i̇lkeli ama. Zafer Partisi'nin Ümit Özdağ'ın koyduğu. Benim ilkelerim bunlar diyor. Dem de öyle yaptı isim açıklamadı ama farklı farklı yerlerde e, arkadaş dedi. E, ben adaylarım başka. baktım önümüzdeki günlerde Demle CHP arasında da ilkesizlik var. Ha onlara da vermem arkadaş öyle bir işbirliğine de vermem. Giderim. Mutlaka mutlaka ama birisini bulurum. Verecek birisini bulurum ya. Bağımsız aday olsa gideyim. Bağımsız adaya veririm yani. Bu sefer akıllandım. Çok güzel akıllandım. Dersimi iyi aldım. Ders çıkardım akıllandım ve benim artık e, kimseye üzülecek bir durumum da yok yani ben sadece ülkeye üzülüyordum Denişim, dönüşüm dönüşüm olmadı diye ona da artık e, ya şey yap içselleştirdim o yüzden diyorum ki e, hangisi kafam uyuyorsa hangisi kafamdaki e, benim ilkelerime daha yakınsa ona veririm uzaksa hiçbirine vermem giderim bağımsız adayı bulurum yine veririm ya yine veririm yine veririm siz merak etmeyin yani şimdi Tabii e, bu durum Zafer Partisinde böyle e, ne CHP'de e, bir e, işaret görevebilir